Evet, geçtiğimiz hafta içerisinde Dünya Sağlık Örgütü mutlu ve sevindirici bir haberi tüm dünyaya duyurdu. Koronavirüs enfeksiyonları ya da Covid-19 enfeksiyonu artık dünyamız için önemli bir sağlık problemi olmaktan ve gündemden düştü. Biliyorsunuz Türkiye'de de bu aslında Aralık ayı içerisinde Sağlık Bakanlığı açısından Türkiye'nin gündeminden düştüğü duyurulmuştu. Bu hep beraber atlattığımız ve olumlu sonuçlanan süreç açısından baktığımızda çok sevindirici bir haber. Bu sayede bu yol alma anlamında baktığımızda Türkiye açısından çok önemli aşamaları da hem test ettik hem de başardık diyebiliriz. Hem sağlık çalışanları olarak hem Türk milleti olarak. Çünkü yerli ve milli bir aşımız geldi. Bu sürecin içerisinde Covid-19 ile ilgili uygulanacak olan, kullanılacak olan aşıların bir kısmı Türkiye'de yapılır ve imal edilir pozisyona geldi. Özellikle şehir hastanelerinin açılmasıyla birlikte yataklı tedavi kurumlarının yatak kapasitesi arttırıldı. Yerli ve milli solunum cihazlarıyla birlikte yoğun bakım kapasitemizi de istediğimiz oranda arttırdık ve yenilemiş olduk. Covid-19 aslında bir musibet bin nasihatten iyidir prensibiyle bizi aslında bir yönlendirme yaptı ve bu sürecin tüm dünya için hem ülkemiz için olumlu sonuçlanması bizim için oldukça sevindirici. Hem sağlık çalışanı olarak hem bir hekim olarak ben de bu sürecin içerisinde hem bulunmakta hem de bu işi kazasız belasız kişisel olarak atlatmış olmaktan mutluyuz. Ama bu son salgın değil. Önümüzdeki yıllarda da önümüzdeki aylarda yine karşımıza başka salgınlar, yine bulaşıcı hastalıklarla ilgili olan gündemler gelecektir. Bizim için önemli olan kısım aslında bu sürecin şu anda hem Türkiye için hem dünyamız için bitmiş olması. Önümüzdeki salgınlara bakacağız.